Uzun yıllar Mısır'da yaşayan ve Uygur öğrencilere öğretmenlik yapan Abdullah isimli kişi, Mısır'da Uygur öğrencilere baskın yapılma olayının 1-2 yıl önceden Çin tarafından planlandığını, bundan önce Pekin yönetiminin Mısır'a heyet göndererek ve öğrencilerin ailesini tutuklayarak onları memleketlerine geri göndermeye zorladığını bildirdi. Ayrıca geçen sene Uygur öğrenci sayısı 3000'i aşan Mısır'da şu an sadece 50-60 Uygur'un bulunduğu söylendi. Norveç Uygur Komitesi kurucu üyesi İlk Başkanı Kerim Zahir ve Hollanda Doğu Türkistan Marif Vakfı yöneticilerinden İsa Savut ve Hüseyin Tecelli, Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi'ni ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in varisi olarak bilinen Chongqing şehrinin parti sekreteri Sun hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Türkiye'de Taylandlı kadınlara fuhuş yaptıran Çinliler tutuklandı. Çin lokantası açtıklarını söyleyip Tayland'dan iş vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri 4 kadına zorla fuhuş yaptıran 4 Çinliden 3'ü tutuklandı. Birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Macron'dan Trump açıklaması. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'ın gelecek aylarda ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil olması konusunda çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı. Hindistan'ın Cammu-Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.